Merhaba arkadaşlar. Spear'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hasan. Bugün size Miraç'la birlikte lore ve spekülasyon videosu hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Merhaba sevgili Miraç. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Çok sağ olasın Hasan. Böyle bir videoda beraber bana bu fırsatı da sunduğun için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Asıl ben Keyifli bir teşekkür sohbet ederim. olacaktır. Kesinlikle. Yani zaten biz her akşam Guild'da yaptığımız muhabbetleri neden kayıt Evet. altına almayalım dedik. Aynen öyle. Biraz da öyle oldu. Aynen öyle. Güzel de konular var aslında. Yani Tabii ki. Shadowlands lore açısından da hem güzel gidiyor hem de böyle biraz daha merak uyandırarak gittiği için hani bugün gerçekten güzel bir sohbet olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Bence de öyle. Tabii ki Shadowlands'dan önce Azeroth'la başlamak isterim. Sonra Tabii. Shadowlands'a gelelim. Yani Shadowlands daha günümüz olduğu için şu an Azeroth'u çok Tabii boşlamış olur. olduk. Olur tabii ki. Evet. Sorularıma başlayayım istersen. Spekülasyonlara başlayalım. Tamam. Sen de kendini hazır hissedersen. Hazırım. Gelelim konuya. Hadi Hadi bakalım. bakalım. Şimdik ilk konumuz ve benim ilk en büyük düşüncem biz ve bütün Warchief'ler ve liderlerimizle birlikte Shadowlands'dayız şu an. Evet. Fakat Azeroth başıboş. Şu an Azeroth'ta en büyük tehlike demeyeyim de en büyük insanların odaklandığı kısım Turalyon. Bildiğin gibi hani Turalyon benim için de öyle, Alliance için de öyle çok büyük bir kahraman aslında. Ama bu Legion'da Illidan olayından falanlar olayından sonra biraz böyle faşistmiş gibi, light faşistiymiş gibi falana biraz bağlandığı için insanların yavaş yavaş nefretini kazanmaya başladı. Büyük bir kahramanken o hale geldi. Ve çok fazla yakıştıramadı insanlar. Horde'dan ziyade Alliance oynayanlar da çok fazla yakıştıramadı Turalyon'u tahta. Ne düşündün bununla ilgili? Yani aslında şöyle, şimdi Anduin kaçırıldıktan sonra mutlaka birinin vekil olarak orada bulunması gerekiyor. Ve Bolvar'la birlikte Alliance'ın işte Jaina ve diğer dediğin gibi liderlerin oraya gitmesinden sonra en akla yatkın iki kişi vardı. Bunlardan birisi Turalyon, diğeri de Gangreymane. Ama Gangreymane'in geçmişinden zaten Alliance'la olan kopukluğu düşünülerek ve Turalyon'da her ne kadar oyuncuların gözünde Legion'da anlatılan hikayede birazcık bir nasıl söyleyeyim ben size. Hani aynen sen dediğin gibi nefret demeyelim ona ama bir kuşkuyla bakabilme durumu var. Çünkü Zera'nın yanında bulunurken Zera'nın yaptıklarını görmüştük Illidan'a. Fakat şunu unutmamak lazım. Stormwind'in girişinde Turalyon'un heykeli var. Yani Aynen. aslında o bir halk kahramanı. Dolayısıyla her ne kadar oyuncular olarak bizim kafamızda soru işareti olsa da lore bakımından Turalyon'un geri dönmesi ve Alliance şehrinde o halkın her gün önünden geçerken şehre girerken onun heykelinin gölgesinde girip çıktığı halkın tamamen güvenebileceği, onun liderliğinde hani o öl dese ölebileceği bir pozisyonda aslında. Çünkü 2. Savaş döneminde Turalyon'un kahramanlıkları işte portalı içeriden kapatarak Azeroth'u kurtarmış olması, ondan haber alınamaması ve Heroes of Valley'deki o 5 heykelden biri olması onu bence en büyük lider yapıyor. Yani birazcık böyle bizim kafamızda soru işareti oluşturma ihtimali var ki ben her zaman diyorum yani Light kötü değildir bir kozmik güç olarak. Onu kullananlar iyi ya da kötü olabilir. Turalyon bence iyi tarafta. Ama gene de dediğim gibi en iyi şu an Anduin'in yerine liderlik edebilecek kişi Alliance'da. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ta yani bu Gangreymane'in duvar örmesi, savaştan kendini ayrı tutması, insanı ayrı tutması falan Tabii. Gangreymane için aslında daha negatif bir şeydir. Özellikle Tabii. Stormwind halkı gözünde. Yani şöyle diyebilirik de Stormwind'deki herkes
Bütün çoluk, çocuk, genci, yaşlısı kim varsa aslında Trilyon'un kim olduğunu, nasıl büyük bir liderlik ve kahramanlık yaptığını bilir. Sadece yani Kesinlikle. Portal'dan da öncesi var hatta. Yani Tabii. Orgrim Doomhammer'ı yenmesinden de başlar hatta. Tabii Yani ki. Aynen öyle. Onun Trilyon'un kahramanlıkları. kahramanlıklarıyla büyümüş nesiller var. Bence yani Gen Greymane orada kendi bile istese halk bile ona kabul etmezdi. Ya da Varian Wrynn bile Gen Greymane'in Alliance'a katılmasına en fazla karşı çıkanlardan biriydi. The Shattering kitabında da geçiyor. Dolayısıyla bence de Gen Greymane olmazdı. Trilyon yani başında olur. Daha Alliance. mantıklıdır Trilyon'un. İşte yani Trilyon için en handikap mı diyeyim, yani en dezavantajlı duruma geçiren kısım işte Legion'daki Illidan ve oradaki o Nauru'yla olan Tabii. muhabbetidir aslında. Ama onu Yani. da biz biliyor, oyuncular biliyoruz. Halkı bilmiyor tabii. Yani Tabi ne tabi. kadar biliniyorsa. Tabi tabi. Yani genelde oyuncular gözünde bu iş öyle. Evet. Şimdi yavaş yavaş artık Shadowlands'a girip en son günümüze, yani bu Sylvanas sinematiğine kadar geleceğim. Şimdik burada gördüğümüz bir Tiranda muhabbeti var. Ondan önce Runeblade var. Chalamet'in Kingsmorn'a dönüşmesi var. Sonra Jailer'ın içine mavi bir kristal goması. Daha sonra o kristalin ne olduğunu falan gördük. Şimdik onunla da gelecek aslında. Fakat bu Runeblade'leri Jailer tarafından mı tasarlandı? Primus tarafından mı tasarlandı? Yoksa ikisinin ortak yapımı? Çünkü yani daha da öncesinden aslında bunları Netrezimlerin ve Dreadlordlar tarafından dövüldüğünü bilirdik aslında. Evet. Sargeras'ın Doğru. emrinde Kil'jaeden'a, Kil'jaeden'in emriyle de Dreadlord'lara. Yani o şekilde giden bir şey vardı. Ner'zhul için yapıldıydı hatta. Yanlışım yoksa. Direkt yani Tabii. ona göre şekillendiydi. Ve onun ruhu Aynen öyle. işkence ve parçalanma sonrasında armorun içine, zırhın içine hapsedildi ve kılıca o güç verildi. Sonra Azeroth'a gönderildi zaten. Bunu biliriz. Yani Warcraft 3'ten beri dönen bir muhabbettir bu. Fakat Kingsmorn için aynı muhabbeti yapmak çok mümkün değil şu an. Farklı bir durumdadır. Anduin'in durumu da daha farklıdır Arthas'tan. Yani en azından benim gözümde şöyle bir şey vardır. Arthas kitapta da bahsettiği gibi hem kendi çocukluğunu, kendi hür iradesini, demeyeyim de kendi iyiliğe çeken en azından olan yönünü yok edip hem Ner'zhul'u yok etti. Ve o Lich King armorunun içinde, zırhın içinde mutlak güce ve potansiyele sahipti. Ve tamamen özgür iradesiyle yaptı. Benim şeyim o yöndedir. Anduin öteki taraftan şu an Jailer'ın kuklası gibi bir durumdadır. Doğru. Hatta ilk sinematikte Bastion'a geldiği zaman Firstborn'u çıkıp öldürdüğünde, ya da öldürdüğünde demeyeyim de sokup şeyi aldığı zaman karnından, ki aldığında Jailer'ın konuşmasıyla, sesiyle konuştu. Ve ben orada yani direkt bir possession olduğunu düşünürdüm. Yani bir bedenini ele geçirip Jailer'ın ruhunun bir parçası içindeymiş gibi. En azından bana öyle hissettirdi. Hani filmlerde gördüğümüz, bu şeytan çıkarma filmlerinde gördüğümüz bir olay vardır. Şeytan Aynen öyle, evet. alır şeyi, işte kızın bedenini, onu kullanır, kendi ağzıyla konuşturur falan filan. Öyle bir durum vardı. Yani Doğru. Arthas'tan farklı böyle bir durum vardır. Ama şu an bütün Reddit'te olsun, internette olsun, şeyde olsun, insanlar sürekli Arthas için de bir redemption beklerler. Ve Arthas'ın tamamen Jailer idaresi altında bunları yaptığını söylerler. Bu konu hakkında neden mesela? Yani Yani şöyle Anduin'le şimdi arasındaki fark olarak. şimdi şöyle o ilk baştaki Frostmourne'un ve Helm of Domination'ın yapımı meselesinde şöyle bir durum söz konusu. Güç yani Helm of Domination'ın ve şeyin craftlama gücü Jailer üzerinden sağlandığını anlıyoruz biz şimdi. Bizim daha önceden öğrendiğimiz şeyler şuydu. Aynen senin dediğin gibi Chronicles kitabında da bunların Natrezimler tarafından dövüldüğü, Natrezimlerin getirdiği bunları, Dreadlordların ve işte hatta öyle bir detayla anlatılıyor ki
kendilerini bu silah öldürdüğünde kendi ruhlarını silahın içine alamayacak şekilde tasarladıkları. Yani Aynen. bu Doğru. detayda vardı böyle bir şeyde. Doğrudur. Böyle bir detay üzerine yapılıyor. Şimdi o silahların gücü, yani kendi içerisinde bir Mornblade olmasının sağlandığı kısım Jailer tarafından yapılmış. Buradan bunu anlıyoruz. Dreadlordlar da Jailer'ın emrinde çalışan ajanlar oldukları için bir şekilde Jailer bu silahları bu ajanlara verip Lich King'in üzerinde, her ne kadar Burning Legion Lich King'in üzerinde kontrol sahibiymiş gibi gözükmesine rağmen, aslında bu silah ve Helm of Domination'la birlikte kontrol bir nevi Jailer'ın elindeydi. Lich King'in de kontrolü aslında. Yani verilen güç diyeyim, Jailer'ın elindeydi. Fakat burada şöyle bir ayrım var. Şimdi o Mornblade'ler, bir de o Mornblade'lerin tasarımı tamamen Primus'un kendi zihninden ve şeyinden çıkıyor. Kendisi bugüne kadar Azeroth evreninde görüp görebileceğiniz en iyi blacksmith'lerden biri, Primus'un kendisi. Ve bu Runecrafter tarafından bunlar craftlandıktan sonra Mornblade olarak dönüştürülme gücünü Jailer sağlıyor bunlara. Şimdi Natrezimler üzerinden de bu işte Kil'jaeden'a ve Burning Legion'a, daha sonradan da Ner'zhul'un ruhu bir liçe dönüştürüldükten sonra da bu buzun içerisinde bunlar alındıktan sonra buradaki güç ve kontrol pisicik bir kontrol. Yani Lich King'in elindeki güç Jailer'ın ona vermiş olduğu gücün biraz şeyi, bir kademe altı gibi. Şimdi Lich King bir kimseyi kendi boyunduruğu altına alabilmek için yapabileceği yöntemler sınırlı. Kendi gücünü, kendinde bulunan gücü işte o silahla birlikte paylaşabiliyor vesaire, ama devamlı böyle bir pisişik bir güç yayıyor. Yani ne demek bu? Mesela etrafına Scourge'u toplamak için devamlı fısıldamalarda bulunuyor. Devamlı işte vision'lara giriyor, kulağına fısıldıyor gibi. Bakın Kel'Thuzad bile mesela Lich King'in ilk emrine uyup da hani onunla birlikte Northrend'e gidip etrafa bakmasına rağmen Kel'Thuzad daha sonradan şöyle bir şey yapıyor. Yok, ben senin yanında bulunmayacağım diyor, ama zorla Kel'Thuzad'ı bir liçe çeviriyor Lich King daha sonradan. Dolayısıyla Arthas'ın içerisinde onun Death Knight olma ve daha sonradan da Ner'zhul'la merge olup da Lich King olma yolunda aynen senin dediğin gibi kendi iradesi artı Lich King'in ona yapmış olduğu telkinler var. Zaten Arthas'ın karakteri öyle bir karakter ki daha çocukluğunda Uther bunu görüyor ve babası Teranas'la konuşup ya biz bundan paladin yapalım, bak bunun karakteri birazcık böyle şey, çok hırslı bir çocuk bu. Fevri. Light'la adalet ve dengeyi sağlayabiliriz bunun üzerinde diyerekten yapıyorlar. Yani zaten o Stratom olayları, Malganis'ten öç almak istemesi, o hırsıyla birlikte bir yola giriyor. Ve Death Knight olduktan sonra da işte Kel'Thuzad'ı Samwell'de summonlaması, Lich King olması, Lich King olduktan sonra yaptıkları bile hep kendi özgür iradesi bir kenarda durarak ve var olarak var. Ama Anduin tamamen, yani zaten sinematikte de o bize anlatılmak istendiği için Kairis'in elindeki mührü de kendine çekerken bir anda bir ara kendine geliyor. Ne yaptım ben dercesine bir şaşırıyor. Ondan sonra Jailer tekrar kontrol ele aldıktan sonra aynı dediğin gibi robot gibi kendi özgür iradesi olmadan tamamen onun emri altında hareket ediyor. Yani bana da şu fikri veriyor Anduin. Sanki Jailer kendi gücünü kaybederse bir şekilde, ya da Jailer'ın elinde Anduin'i kendi elinde tutmak için bir şey varsa, o makineyi kapattığımız zaman Anduin bildiğimiz Anduin. Yani herhangi bir karakterinde ya da bir Aynen. korrupt olma gibi bir durum yok. Aynen. Hatta üzerindeki gear, bence yani giydikleri o runlar falan var ya, onlar yandığında gözünde de bir ışık yanıyor. Robot gibi bir şey oluyor yani. Bunu böyle düşünebiliriz. Ama tabii ki de insanlar Anduin'le Arthas arasında benzerlikler kurup Reddit'te spekülasyon yapmayı seveceklerdir. Onu yani insanların elinden de o şeyi almayalım, hevesi almayalım, ama Hayır, tabii hani ki. buradan Arthas'la çok benzerlik çıkmıyor bence Anduin'le ilgili olarak.
Yanlış hatırlamasam şöyle bir şey bile vardı. Yani Blizzard mesela kendisi bile Light'ı sadece iyiler kullanır, kötüler kullanamaz tarzı bir şey yoktur. Geçmişte Azeroth'un tarihinde kötü paladinler de vardı diye bahsederken hem Scarlet Crusade'den bahseder hem Arthas'tan bahseder. Hatta Tabii, evet. başka bir muhabbette de Ner'zhul yani Helm of Domination adı, yani Armor düştüğü zaman Azeroth'a Arthas'ın içindeki şeyi, o kötülüğe yatkınlığı diyeyim, sezdiği için ona ulaşmaya çalışırdı diye de bir spekülasyon var. Mesela. Tabii. Yani zaten Arthas'ı o yola gönderirken işte Muradin'le karşılaşması, Muradin'e sorması, sen Northrend'de ne arıyorsun? İşte ben böyle bir kılıç varmış, işte kendi ekibimle birlikte arkeolojik olarak onu araştırıyoruz falan demesi, aslında bir yandan da daha sonradan açıklandığına göre işte Natrezimler onun yolunu yapıyormuş. Yani Evet. onu bir Notları şekilde bırakıyorlar. aynen notlar bırakıyorlar, işte nerede bulunabileceklerini ona yardımcı oluyorlar. Ama göstermeden tabii, sanki kendileri buluyormuş gibi. Evet. Hani öyle bir yola da giriyor. Yani şöyle, Arthas'la eğer empati yapabilmek istersek yapabiliriz belki. Çünkü onun da yaşadıkları kolay şeyler değil. Yani insanların kırılması bilmem ne falan filan. Ama girdiği yol kötü bir yol. Yani hırsıyla birlikte intikam uğruna her şeyi yapabilecek bir insanın artık bir yerden sonra empati yapmak isteyen gene yapabilir, ama artık kötü olmuş oluyor yani bir yerden sonra da. Hani bir laf vardır Yani. yani, karanlığa çok bakarsan ona dönüşün falan tarzı bir muhabbet Tabii. vardı. Tam Arthas'ınki daha biraz o hikayedir. Ama Aynen. yani sonuç olarak şunu diyebilir ki Arthas Hür iradesiyle yaptı yaptıklarını da. Kılıcı aldıktan sonra da Helm'i giydikten sonra, Helm of Domination'ı giydikten sonra da. Yani en Tabii, azından evet. kitabın bize verdiği şey oydu. Hı. Ha şu an Tabii. retconlanır mı eder mi falan, o tartışılır tabii ki. Tabii ki tartışılır. Şuna geleceğim ama. Bence, benim teorimdir bu. Senin de videonun altına hatta yorumunu yazdıydım. Senin Evet, şey gördüm ben de. şey yaparken. İlk başta mavi bir kristali Jailer aldığını gördük. Hı. Öyle bu teleport kapısı gibi bir şeyden çekti, aldı. Onu gördük. O an anlamadık tabii ki ne olduğunu. Aslında özü gibi bir şeydi orada kılıcı yaparken. Çünkü onunla Hı. döverdi kılıcı falan. Sonra aynı kristalin Sylvanas için olanını da gördük. Şu an Evet. şeyde bu düşünceni tutmanı isterim. Anduin'le şey arasındaki farkı. O Sylvanas videosuna geleceğim. Orada devam edecek. Fakat ondan önce Tiran da var. Hı. Şimdi Tiran'ın şöyle bir durumu var. Genelde Tiran'ın değil, bütün Night Elf'lerin şöyle bir durumu var. Bildiğimiz gibi Night Elf'ler lore gereği öteki ırklardan biraz daha güçlüdür. Hı. Evet. Fakat şimdi oyun olduğu için ve playable race oldukları için, yani oynanabilir bir ırk oldukları için tabii ki herkesten eşit olmak zorundadır. Yani gameplay'in lore'da birazcık şeyi vardır. O denge olayı vardır. O yüzden mesela Malfurion bence böyle olaylarda biraz geri durur falan. Çünkü Malfurion aslında gösterilen çok çok daha güçlü bir karakterdir. Oh. Bunu bilirik yani. Ki Tiranda da öyle, Illidan da öyle. Illidan'ın zaten potansiyelini aşağı yukarı gösterdiler bize Legion'da. Onda da Legion'da benim çok fazla şey yapamadığım olay, Illidan'ı iyi göstermek ve güçlü göstermek için diğer karakterleri biraz nerflemeleri oldu. Hani Dungeon'da da şeyde de Malfurion'un yardım istediği şey yaptığı falan böyle. Evet. Help me'ler, bilmem neler falan tarzı muhabbetler var hani. O birazcık işte hep Illidan'ı daha güçlü falan göstermek içindi bence. Yani Hı. yapılan taktik odur. Birini daha fazla güçlü yapmak için ötekini biraz daha fazla düşürmen gerekir. Çünkü onların gücü aşağı yukarı aynıdır. Hatta gençliklerinde Malfurion biraz daha güçlüydü. Hı. Druidizmden dolayı, senaryosundan dolayı. Şimdi hal böyle olunca Tiran de zaten çok güçlü bir priestessken bir de Elune'un gücünü aldı diyebilirdik. En azından o dönem PFA'da. Hı. Sonra bu sinematik gelince Elune'un ona güç verdiğini ama Wrath kısmının, yani öfke kısmının tamamen kendisine ait olduğunu söyledi. Ve o esnada da biraz değişmeye başladı. Hatırlarsan. Böyle Hı daha hı, fazla bir parlamaya başladı, şeye başladı. Şimdi o kısımda Elune'un ona güç verdiğinde miyik yoksa belli bir miktar gücü vardır.
Fakat Tiranunu Harman'ın hep daha güçlü bir hale mi getirdi? Çünkü sonrasına da geleceğim ondan sonra. Buraya kadar senin düşünceni merak ederim ben. Yani şimdi Eluun'un şöyle söyleyeyim. Tirande'nin Eluun'un gücünü almak için girmiş olduğu bir tane ritüel vardı. Night Warrior ritüeli. O Evet. ritüelin içerisinde eğer o ritüele girersen Eluun bir şekilde sana o güçleri veriyor. Yani ondan bir güç alıyorsun. Bu o zaman Eluun'un belki de Tirande'ye gerçekten razı olarak verdiği bir güç olmayabilir. Yani şunun için söylüyorum bunu. Ardenweald'ın quest zincirine baktığımızda Eluun'un gücünü sadece Tiranda'nın almadığını, başka Night Warrior'ların da başka gezegenlerde Eluun'dan yardım almak için bu ritüelleri yaptığını ve gerçekleştirdiğini biliyoruz. Fakat şöyle de bir olay var ki, hani Wheel of Eternity'de Burning Legion geleceği zamanda bile hiçbir elf cesaret edip de Eluun'un o karanlık yüzünün ritüeline girmemiş. Yani oraya girdiğin zaman da aslında bir bilinmezliğe giriyorsun. Yani o Night Warrior'lık artık hani köprüden önce son çıkış gibi. Kimse oraya girildiği zaman oradan sağ çıkılacağını düşünmüyor. Hatta biz Tirande Night Warrior'lık ritüeline giderken onu durdurmaya, kurtarmaya gidiyorduk. Bir görev zincirinde yapmasın bunu diye. Evet, Şimdi doğru. normalde almış olduğu güç Eluun'un gücü ve kendisinde o Eluun'un gücünü barındırıyor. Şimdi buradaki şey hani öfkesi, rat olayı yani gazap olayı tamamen Tirande'nin kendi öfkesi. Ve bu gücü Eluun'un gücünü öfke içinde kullanabilir, farklı bir şey içinde kullanabilir. Fakat Sylvanas'a karşı öyle bir intikamla dolu ki o gücü Sylvanas'a karşı intikamla kullanmak istiyor. Dolayısıyla güç Elun tarafından ona şu an verilmiş. Fakat o gücü kullanabilme yetkisi yine Elun'un üzerinde. Elun'da şu an. Yani bunu nasıl bir örnekle ifade edebilirim bilmiyorum ama yani ben mesela normal biriyim. Bir yerden bir güç alıyorum. Fakat o gücü kullanmam gerektiğinde de gene o gücün bana izin vermesi gerekiyor. Artık o gücü ben kendi irademle istediğim yerde hemen kullanamıyorum. Evet. Ben bunu biraz şeye benzettim. Kendi videomda da anlatırken hazır o sohbetlerinde. Hani yani çok benzemiyorlar aslında. Hiç benzemiyorlar da. Tral'ın elementlerin gücünü kullanmasına benzettim mesela. Şimdi Tral elementlerin gücünü kullanabiliyor ama o gücü kullanırken elementler ona izin verdiği ölçüde kullanabiliyor. Tabii Eğer tabii. elementler eline eteğini çekerse kullanamıyor. Ki çektiği de Tirande de zaten. ki çekmişti de zaten evet. Tirande de Eluun'un gücü üzerinde kullanabilir. Ama bunu ne zaman kullanabilir? Eluun müsaade ettiğinde izin verdiği ölçüde kullanabilir. Dolayısıyla tabii ki de Tirande bunu kendi de geliştirmiş olabilir. Geliştirir de. Hatta kendi duygularına göre o gücü daha da fazla içerisinde biriktirebilir ve mesela sinematikte gördüğümüz gibi bir anda işte her şeyi yakıp onun canına benim canım deyip Sylvanas'ın peşinden giderken o burst güçle birlikte yani Banshee halinde kaçmaya çalışan birini bir süper kahraman gibi tekrardan geri alaşağı edebilecek güce de bir anda ulaşabiliyor. Ama sonradan da gördük ki bu Elun eğer istemezse o gücü ondan alabiliyor, kesebiliyor. Dolayısıyla bu birazcık şey hani Tirande'nin de kendi içerisinde büyütebildiği bir güç var burada. Fakat her şey gene bütün güçlerin ipleri Elun'un elinde Yani gibi merkez gene hissettim. Elun'dandır tabii ki. Tabii merkez Elun'da. Aynen öyle. Zaten o tamamen başka spekülasyonlara yol açtı zaten şu an. Yani bir anlaşma var mı yok mu? Elun nerededir, kimdir? Yani çünkü Evet. hani ilk başta beraber konuşurken biz hatta ikimiz Elun'un aslında first one'dır falan diye muhabbetler yapardık, şey yapardık. Şimdi o yani eğer ki gerçekten kardeşi çıkarsa Winter Queen'in yani first one olma şeyimiz birazcık düşer gibi. Ben hala daha ondan umudum var. Hala daha first one olma şeyinde. Yani burada bir yerde hala daha first one olduğunu düşünürüm. Yani Yani first one'lık çok yakışır da Eluna bir hikaye evet. anlatımında. Çünkü hani çok şey bir varlık, bilinmez bir varlık ve bir sürü gücü elinde barındırabiliyor. İşte tapınılan da bir varlık aynı zamanda.
diğer şeylerden. Fakat şimdi Winter Queen'in ya da işte Eternal One dediğimiz karakterlerin Zoval olsun işte Winter Queen olsun onlarla denk bir yapıda olması onu hem bir downgrade etmiş oluyor hem de hikayede yani tamam ama o zaman Elo'nun bizim Great Dark Beyond'da ne işi var? Neden o gücü bizim üzerimizde? Neden o da Shadowlands'te değil? Başka Evet. Eternal One'lar var mı acaba diye bir sürü de soru işareti çıkarttırıyor. Tabii şimdi Ama bakalım ileride neler olacak Elon'la ilgili. Bence kesin bir açıklama olacak ama Shadowlands'te Elon'la ilgili. Kesinlikle bekliyorum ben. 9.2'de, 9.3'te artık bilmiyorum ama hatta 9.1'in 9.1'in sonunda belki bile. de Evet. sonunda bile olabilir yani. Evet. 9.1'in sonunda bile gelebilir yani böyle. Özellikle bu trende şeyinde artık Evet. questlerinde şeylerinde hani Trenda'yı kurtarmamız gerekecek çünkü şu an Trenda yerde bayıldı kaldı. Son gördüğümüz olay odur. Ama Tabii, evet. Ysera falan da var yani başında. O yüzden yani artık Trenda'ya dönülecek bir yerde. Malfurion Evet. tabii ki kesinlikle hiç yok ortada. Şu an hala daha. Ondan bir Aynen. haberik. Şeye neden? Tekrar Azeroth'a döndüm de. Hani biz gelmeden önce Scourge baskını arttıydı Azeroth'ta. Evet. Şu an ne durumdadır mesela? Kılıca daha hiç Ya. gelmedim. Yok yani Scourge baskını yani büyütecek seviyede değilmiş onu anladık. O aslında bizim pre-expansion patch'inde yani expansion'ın pre-patch'inde oynamış olduğumuz bütün Scourge baskını o kadardı. Hatta böyle çok alay konusu oldu yani yazık Bolvar yıllarca o kaskı boşuna takmış. Madem bu kadardı yani Bir Scourge'un günde tehdidi bitirebilirdik. diye. Ya aynen. Yani gidip Elven Forest'ta Westfall'da 2-3 quest yapıp sonra Northrend'de Rare farmlayarak bitirebiliyormuşuz demek ki diye. Bir günde bitirebilirdik aslında. Aynen öyle. Yani hikayede bir Scourge tehdidi yok. Zaten hikayede Scourge tehdidi olsaydı Azeroth'ta yani ciddi bir tehdit olsaydı Knights of the Ebon Blade Bolvar'la birlikte Shadowlands'e gelmezdi. O Evet. tehdidi önce ortadan kaldırırlardı. Çok büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla hani artık bir Scourge tehdidinden bahsedemeyiz. Onu hallettik. Kalan Scourge'ü de biz öldürdük diyebiliriz herhalde. Evet. Ama kılıç hala daha orada zaten. Yani Evet. kılıç için bir şey yapamayız yani. O orada durur. Yani kılıçla ilgili şöyle benim hani bana hep sorulduğu zaman işte Shadowlands'e ilgili ya da BFA ile ilgili diyebilirim. En çok benim canımı sıkan noktalardan biri Azeroth'un sağlığı. Yani bütün Battle for Azeroth paketinin işte Azeroth kılıç saplandı, Azerith çıkıyor her taraftan, kanıyor. İşte Vision'lara giriyoruz Magni ile birlikte ağlıyor, sesler çıkıyor, böyle görüler görüyor. Nuzzot saldırıyor falan. E biz Nuzzot'u şey yaptık. Peki ne durumda? O öldü mü? Kaldı mı? Yaşıyor mu? Ses var mı? World Soul'a bir şey oldu mu? Hiç o hikaye anlatılmadan direkt Shadowlands'e gitmemiz. Evet. O birazcık üzdü aslında. Yani o hikaye bir toparlanabilirdi ne durumda olması. Fakat biz bunu sorduğumuz zaman da yapımcılara hani şöyle cevaplar aldık. Biraz hani o hikayenin öyle bırakılması intended. Yani sizin Okay. mutlaka Nuzzot'un başına gelenlerden sorumlu olacaksınız. Voidlar bunu unutmaz yani bir Old God'ını öldürdüğünüz için vesaire. Hikaye ileride gene Azeroth'un sağlığına bağlandığında belki bizi bir sürpriz bekliyor. Belki farklı bir hikaye anlatılacak. O yüzden hani her şeyi açıklamadan Shadowlands'e bu şekilde giriş yapmaları ileride karşımıza bir sürpriz olarak Lord'a gelebilir dediler. Ama bakalım yani ben pek yani bütün bizim BFA'daki odağımız Azeroth'tu. Azeroth için savaş verdik. Fakat sonunda Azeroth'a ne olduğunu bilmiyoruz yani. Yaralı Ve bir öyle de şekilde bıraktık durdu yani. mesela. Evet. Tabii kılıç da öyle durdu. Ama kılıçla ilgili şöyle bir şey de söylediler. Hani Shadowlands'de hikayenin içerisinde Sargeras'ın kılıcı yer alacak dendi. Yani buradan da şöyle spekülasyonlar yapıyoruz. İşte kozmik ölçekte olay çok ciddiye bindiği için artık yani hani bir tabir vardır ya Allah'ını seven defansa gelsin diye herkese haber verirsek biz bunu çünkü yaratım sıfırlanacak. Yani bu artık çok ciddi bir olay. Yani ben bugüne kadar hep şey diyordum. Bizim bugüne kadar verdiğimiz raid savaşlarından en önemli olanlarından biri Ulduar'daki Algalon'du, Observer. Evet. Çünkü bir anda yeniden şeyi çevirip anahtarı çevirip Azeroth'taki tüm yaşamı Evet.
sıfırlayacağını. Sıfırlayabilirdi. Onu durdurduk. En önemlisi oydu. Şimdi bu ondan da önemli. Çünkü bütün realiteyi yeniden yaratmadan bahsediyor. E bunun içine kimler giriyor? Bunun içine her şey giriyor. Yani Great Dark Beyond, Twisting nedir? Void Lord'lar. Yani Evet. eğer bütün realiteler, bütün düzlemlerde yeniden sıfırlanacaksa o zaman Titanlar da bu işin içerisine girer ve onlardan yardım almak istediğimizde Sargeras bir savaşçı olarak en önde kılıcını tekrar kendi yerinden alıp, kendi eline alıp savaşa koşabilir diye spekülasyon yapıyoruz. Evet, Bakalım. tabii ki. Hatta onunla birlikte yani bir Titanforge Illidan da onlarla Tabii. birlikte böyle gelirse tadından yenmez değil. Aynen öyle, Mesela. evet. Yani Illidan'ın çok güç peşinde koşan bir hani nasıl diyeyim, bir guldan değil tabii ki de, ama yeri geldiğinde elinden gelenin en iyisini yapıp gücü alıp her zaman için Azeroth'un ve kendi halkının yardımına koşmuştur. Burada da hani öyle bir hikayeye gidilecek olursa çok tatlı bir Titanlardan aldığı bir gücü tekrardan, ki zaten bir Titan gücünü içinde barındırıyor. Sargeras'tan aldığı fel gücünü barındırıyor. Ama hepsinin toplamından almış olduğu, mesela Eonar'dan Life'ını, Amantul'dan Time'ını, onlarla birlikte bir bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi Titan Keeper koruyucu olarak Illidan gelirse, o zaman tabii ki tadından yenmez. Ya da şöyle bir şey vardı. Daha önce gene bunu ben şeyde Guild'da konuşurken mesela Sargeras değil o kılıcı alacak olan ama Titanforge Illidan'dır. Çünkü Sargeras'ı orada salmayacaklar. Oradan tekrar yani o orada kapalıdır. Onu hapsedecekler. Fakat onların yardımıyla Illidan o kılıcı alıp gelebilir diye bir spekülasyonum vardı da benim aynı zamanda. Evet. Yani o da olabilir, ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi Sargeras'ı yerine oturttuklarından sonra o Pantheon'da onun durumu, bütün Burning Legion'ı neden kurduğu falan, bunların hepsi konuşulacak. Şimdi Sargeras orada birazcık böyle işte Aggramar'ı öldürüp de diğer bütün Titanları hapsetmeye çalışırken yapmış olduğu şeylerde Void Lord'lardan korktuğu için, onlar bütün fiziksel evrendeki şeylere hakim olmasınlar diye her şeyi yakıp yıkıp onların eline bir şey vermemek için bunu yapıyordu. Ama bunu ilk defa oradaki Titanlarla paylaşacak. Ben bunları bunun için yaptım diye. Dolayısıyla hani eğer kendini ifade edebilirse ve aradaki anlaşmazlıklar sonuçlanırsa, hala Sargeras'ın orada tutuklu kalmasını gerektirecek bir durum da olmayabilir. Yani Amantul der ki, tamam, Sargeras bir hata yapmış geçmişte ama bunu da bunları düşünerek yapmış. Artık öyle düşünmüyor gibi bir şeye de çıkabilirler. Bununla ilgili çok daha, şimdi tekrar Azeroth'a döndük, artık madem Sargeras'a döndük, çok daha uçuk bir teorim var hatta bununla ilgili benim. Sargeras orada, hani şu bu toplantı yapılacak, ben de bunu yaptım. Orada ne yaptığını biz de öğrenecek oyuncular olarak. Ve öğreneceğimiz şey bence şudur. Azeroth için artık çok geçtir. Azeroth çoktan korrupt oldu. Ve bunu biz bilmeyik. Ve bunun olmasının nedeni de ağaçlardır. Bunu Sylvanas da bilir. Bak çok uçarım şu an teoride, tamam? Bak Sylvanas bunu bilir, Sargeras bunu bilir, Jailer bunu bilir. Azeroth için şu an çok geçtir. Yani uyandığı anda korrupt bir titandır o artık. Çünkü yıllardır titanlar gelmeden öncesinde bile Old God'lar oradaydı. Ve yıllardır onu korruptlaştırmaya çalışırlar. O yüzden benim düşüncem o yöndedir. Ve bu corruption'ın geri dönüşü olmadığını birinci elden Sargeras gördü. Bunu bir tek Sargeras bilir. Öteki titanlar bunu gözüyle görmedi. En azından bizi bildiğimiz kadar inan. Ve Yani Sar... orada Söyle. şöyle bir şey var. Yani kafamıza takılan bir nokta olabilir orada. Eğer tamamen korrupt olsaydı, Magni onunla iletişime geçip onun şu an sağlıklı olduğunu, konuşabiliyor durumda olduğunu ama yardıma ihtiyacı olduğu kısımlarını falan belki duyamazdı. Onunla iletişime geçemezdi diye düşünüyorum. Eğer tamamen öyle bir sıkıntı olabilme durumu söz konusu olur yani. Eğer gerçekten korrupt olsa
Magni, ben artık ondan herhangi bir haber alamıyorum, onun sesini duyamıyorum, bir şeyler oldu galiba diyebilirdi. Ta geçmişten bahsediyorum. Ama eğer bugünkü durumunda Nuzot bir şekilde biz onu öldürmemize rağmen o kendi amacına ulaştıysa, çoktan korapte ettiyse belki bu andan itibaren olabilir. Okey. Ama ta geçmişten beri olacağını pek zannetmiyorum. Tamam. Hı Tut hı. bu teoriyi de aklında. Ama güzel yani, Ben böyle Azeroth'um. teoriler güzeldir her Ben zaman için. Azeroth'un ve bunun da Corruption'ın da aslında en çok yayılmasının sebebi köklerindendir. Tamam, ağacın. Bütün ağaçların aslında. Ondan dolayıdır. Aksi takdirde çünkü diğer yola gidildiğinde, şimdi Sylvanas'a geleceğim artık. Sylvanas kötü bir karakterdir'e bağlanır. Şundan dolayı kötü bir karakterdir. Ağacı yakması, yani şu an çünkü onun hiçbir şekilde mantıklı bir açıklamaya koyamıyoruz ağacı yakmasını. Yani bunu açıklamalarını bekledik artık. Ağacı neden yaktı? Çünkü orada sadece savaş değildi. Bir sürü Night Elf olsun, olsun çoluk çocuk demeden hepsini diri diri yaktı orada. Ve sadece bu da değil. Azeroth'a vereceği zarar. Dolaylı olarak bir Old God'un serbest kalmasına çalıştı. Yani Nuzot'un serbest kalmasındaki en büyük etken Sylvanas'tır. Bu da yani bunun da olmasının sebebi yani Nuzot'u serbest bırakmasının sonucu diyeyim, en azından sebebi değil de sonucu Azeroth'un koraplaşmasıdır yine. Yani Old God'ların en güçsüzü bile olsa, ki bunu biz bilerek aslında, yani o lore'da kimse bilmez. Bunu sadece biz oyuncular olarak bilerek, oyun içi de değil, oyun dışı olarak bilerek bunu hatta. Yine de çok güçlü bir şeydir. Çok Tabii güçlü bir evet. Old God'dur. Ve bunu serbest bırakmak demek, Azeroth'un yarılması demektir yani. Komple böyle yumurta gibi Aynen. çatlamasıdır. Deathwing'i gördük. Yani uçmasıyla neler oldu? Tabii. Yani aslında orada şu var. Onları yapmasının Sylvanas'ın esas nedenlerinden biri olarak Jailer'ı daha çok güçlendirebilmek için Mava elinden geldiğince fazla anima göndermeye çalışması. Hani Katılırım. Moezala'nın Vol'jin'in kulağına işte Sylvanas Warchief olması lazım dedikten sonra çok çok ofansif bir tutum sergilemesi Sylvanas'ın. İşte Before the Storm kitabında direkt Saurfang'i çağırıp ben Stormwind'i nasıl alabilirim diye planlar yapıyor olması vesaire. Bu savaşı, yani 4. savaşı başlatmasının tek nedeni ölümlerin artması. Ne kadar fazla ölüm artarsa o kadar çok şey Anima. olur. Anime olur. Jailer'a, Mava o kadar çok şey gider. Çünkü yani şunu da biliyoruz ki mesela sadece Warchief'li sırasında da değil. Warchief'liğinden önceki dönemde de mesela Kataklizm'de, yani bir anda Gilneas'ın kapıları kırıldıktan sonra Forsaken'ları oraya göndermesi, orada bir savaş çıkartması. Ondan sonra gidip işte Hillsbrad'de, South Shore'da oralara plague yağdırması, oradaki bütün insanları katletmesi. O dönemden beri başlayan bu ofansifliğin de cevabı Jailer'ın bir an önce orada güçlenmesi için şey yapması gerektiği olabilir. Fakat orada şöyle bir şey var. Yani neden Kataklizm'deki yaptıklarını sayamıyoruz? Çünkü şöyle bir şey söyledi Blizzard bize. Arbiter'ın fonksiyonsuzlaşması Legion Legion dönemine dönemine. ait bir olay. Evet. Dolayısıyla hani belki kendi gücünü orada Horde'da gösterip yarın öbür gün daha fazla sorumluluk almak istediği için bunları yapmış olabilir diyoruz. Ama o da bir yönden Jailer'a çıkıyor. Ama tabii ki de bu hani kendi mantığında işte daha fazla ölüm olması ve işte genç çocuk yaşlı demeden bütün bir ağacı yakması onu tabii ki de kötü karakter yapıyor. Fakat bunları dediğim gibi Jailer daha çok güçlensin, daha fazla anime olsun diye yaptığını düşünüyoruz biz şu an. Şu an ağacı yakmasını bir yerde tutarım. Fakat Azeroth'u parçalamaya çalışması ayrı tutarım. Yani ağacı Evet. yakmak ya da Stormwind'i nasıl alırım falan, bunlar savaş çıkarmak için, insan öldürmek için okey. Ama öteki türlü Azeroth parçalanacak. Yani belki de
O Azeroth dünyası yok olacak. Bu tamamen Evet, doğru. farklı bir şeye gider artık. Yani bir gezegeni komple yok etmeden bahsederek. Yani aslında yaptıklarıyla ettikleri bir değil tabii. Yani mesela şimdi şeyi düşünecek olursak Sylvanas'ın Anduin'le konuştuğu sinematikte hani kader bizim elimizde değil artık biz yeni bir gerçeklik yaratacağız falan dediği zaman odak noktasını gene kendileri ve halkını koyuyor. Evet. Yani halkını derken Azeroth'ta yaşayanları koyuyor. Onlar öldüğü zaman daha ferah bir afterlife görsün. Daha farklı bir sistem olsun. Biz bu sistemi kurup onu yapmaya çalışıyoruz ki kendi özgür irademize kavuşalıma getiriyor. Benden Ama sen sonraki nesiller. insanları evet. Ama sen aynen senin dediğin gibi Azeroth'u ortadan ikiye parçalayacaksan o zaman hangi insanın yaşayacak ondan sonraki geleceğini düşünebilirsin Evet, böyle kimi bir durumda. kurtarmaya çalışın bu Kimi hesapta? kurtarmaya çalışıyorsun o zaman? Yani herkes bir şekilde yok olacaksa realiteyi yeniden kurmanın anlamı ne? Ya Evet. da öldükten sonra kurduktan sonra onları ölüm anlarından sonraki realiteden mi kurtaracaksın? Orası nasıl çalışacak mesela? Mesela şu anki gerçeklik yıkılınca, yenisi yapılınca bizi oraya transfer edebilecek mi? O zaman ne anlamı var bunu yapmanın şu an? Gibi kafada sorular oluşuyor Evet tabii. evet. Yani Yani aslında burada Blizzard birazcık hikaye anlatımında eksik noktaları çok bırakıyor. O burada da derli toplu bir spekülasyon yapmamız da zorlaştırıyor bizim. Yani bana hep sorulan sorulardan biri yani Sylvanas'ın motivasyonu. Ama ben Sylvanas'ın motivasyonunu artık bir kefeye koyamıyorum ki. Çünkü yaptıkları çok saçma gelmeye başlıyor bir yerden sonra yani. Hani elle tutulur bir yanı olur, bir temeli olur. O temelin üzerine bir spekülasyon kurarsın. Ama o kadar evet. kötü bir düzlemde gidiyor ki hikayenin anlatımı. Yani nereden tutup nasıl bir yöntemle kendisi bunları yapmaya çalışıyor onu bulamıyoruz yani. O yüzden de bir şey diyemiyor oluyoruz. Yani hatta mesela Sylvanas taraftarlarını da, şimdi artık giderek çoğaldı bunlar. Sylvanas fanatikleri falan da aldı. Ve oyunda ilk onlar için ayrı bir senaryo falan varken şu an o da yoktur. Yani onu da ayırdılar. Fakat onların bile elinden tutulur bir şey yoktur. Yani kitabı bekleyecek büyük ihtimalle. Ama Evet, yani kitapta da çok cevap alabileceğimizi düşünmem ben aslında. Çünkü sanki, yani en azından şu an bana verdiği his, Lost'un sonu. Yani çünkü yani değiştirdik ya da build up yaptık, bir yerde artık bağlayamıyoruz. Çünkü bir başka hareketi başka hareketine uymaz. Yani şeye evet. kadar çok iyiyim. Hani Mava animi aktırması lazım, insan öldürmesi lazım falan. Sonra ben sizi kurtaracağım. Siz artık ölümden sonrası için böyle böyle durum. Fakat kim için yapıyorsun bunu? Yani Azeroth yok olduktan sonra kime yapan bunu? Evet, yani Oldu. öyle bir durum da söz konusu orada. Yani Sylvanas kitabından açıkçası ben de umutlu değilim ama en azından heyecan verici kısmı şu kitapla ilgili. Geçmişte yapmış olduklarını Sylvanas'ın kendi düşünce sistemiyle biraz öğrenebileceğiz. Yani bunu bilmiyorum kitabın başından sonuna kadar retconlamadan hiçbir şeyi tabii ki de. Nasıl götürecekler? Orası merak konusu. Ama kitap içerisinde lore'da bazı şeyleri değiştirerek anlatım uygulanırsa, yani mesela en basitinden ağacı yakmadan önce işte orada Summer Breeze'di sanırım oradaki şey. Hani şunu söylüyor. İşte umudu yok edemezsin. Sen istersen savaş çıkartırsın, yenemezsin ama o da umudu yok edemez miyim? Ondan sonra mı? Peki o zaman gör bak bakayım diye. Yani onun lafı üzerine bir içinde kıvılcım patlayıp ya da bir nefretle ağacı yaktırtıyor mesela. Yani bu sanki o zamana kadar ağacı yakmak gibi bir şey aklında yokmuş da daha sonradan o ona öyle bir taunt attı diye vay sen bana böyle mi dersin bak gör ben umudu nasıl kırıyorum diye. Hani bu mesela Jailer'la anlaşma içerisinde olup da ona işte anima gönderecek bir kişinin yapacağı bir şey değil de fevri olarak bir anda sinirlenip bir şeyleri yapan bir karakter gibi. Şimdi mesela o kitapta nasıl anlatılacak bu?
Evet. Gerçekten böyle anlatılacak mı? Ya da sinematik değiştirilecek mesela. Hani bu konuları ben de çok merak ediyorum açıkçası. Kitabı o yüzden hani Şubat ayına ertelendi kitap da bu arada Kasım'da çıkacaktı. Evet. Merakla bekliyorum vallahi çıkar çıkmaz. Okuyacağız. A Bakalım ne a olacak. aynen öyle. Tekrar bunun muhabbetini zaten yapacak illaki. Aynen. Şimdi o zaman madem Silvanas'tan geldik, gelelim artık son sinematiğe. Raid'in sonuna. Yani zaten görmeyen kalmamıştır şeyi. Hiç Raid'den Evet. alakası olmayanlar bile açıp açıp izlemiştir yani onu. Burada tamamen başka bir Silvanas gördük şimdi. Yani bütün şu ana kadar Evet. anlattığımız 2-3 farklı Silvanas'ken şu an 5. hatta 6. versiyonunu izledik Silvanas'ın. Farklı farklı. Yani senin kendi videonu da yaptığın için çok fazla böyle uzatmak da istemem aynı şeyi. Lupa da sokmak istemem. Fakat benim için şurada okey değildir. Jailer full power olduğu zaman ki bunu da son key'i aldığında anladık. Ve aslında o videodan sonra benim için bu Blizzard'ın plot twistleri aslında çok fazla da plot twist değil. Her şey gözümüzün önündeymiş dedirtti bana. Primus için de aynı şey. Yani şeyi görürken de bu Primus'tur dediydim ben mesela. Hatta Guild'da da bunun muhabbetini yaptıydık. Sonra parmak saydık falan filan heykelden bu muhabbetlere girdik ama yani çok gözümüzün önündeymiş meğer. Aynı şekilde Arbiter de öyle. Yani o İkisinin de göğsünün ortasındaki delik falan yani çok göz önünde olan bir şeymiş aslında. Ki alırken de Arbiter kayboldu. Yani Arbiter orada başka bir şeye dönüşmedi. Bir yok oldu. Direkt şey key çekilirken de anahtar çekilirken de göğsünden yok oldu direkt. Yani hiçbir şeymiş aslında Arbiter. Arbiter Aynen diye bir yapı Jailer'ın göğsündeki anahtar sayesinde varmış. Yani bunu anladık öyle. mesela. Ve Aynen o raddeye geldikten sonra Sylvanas'ın saldırma yapması benim için yani çok Sylvanas'ı çok şey bir karakter yaptı. Nasıl derler? Yani cunning bir karakterdi aslında. Çok zekiydi. Arkadan öyle. iş çevirebilirdi. Motivasyonlar çok farklıydı. Gösterdiğinden ya da davrandığından çok daha farklı motivasyonlar var. Orada çok düz bir karakter haline getirdi kendini. Benim gözümde. Anduin'den yaptığı konuşmadan sonra bunu yapmış olsaydı %100 okeydim. Yani Anduin'den o konuşmayı yaptı. Sonra kafasında sürekli Jailer için böyle bir sırtından bıçıklama planı yapmaya çalışsaydı %100 okeydim bunda. Süper derdim gerçekten. Ama hiç o şeye girmedi. Yani Anduin'i de aldılar, ettiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Bir şekilde onu da görmedik ama bir şekilde Anduin'i o kılıcı tutturdular. Tutturdukları zaman o kılıcı Anduin de possess oldu. Anduin kendi isteğiyle mi yaptı, zorla mı yaptı onu bilmeyek henüz. Fakat bu oldu. Sylvanas'ın gözetiminde oldu bu. Anduin'le olan muhabbetinden sonra da oldu. Bunu da bilirik. Oradaki Sylvanas o günden başlasaydı yani aslında bu Jailer da böyleymiş. Yani ben serve'den kurtarmaya çalışırken aslında ben de ona serve ederim. Başkasını da zorla serve ettiririm, hizmet ettiririm falan. Aslında yani çok da söylediği gibi bir karakter değilmişi anlayabilecek bir karakterdi Sylvanas. Yani Tabii ki, çok daha kesinlikle. öncesinde hatta yani daha Anduin'le konuşmadan öncesinde bile Sylvanas bunu anlayabilecek potansiyelde bir karakterdi. Şu an Yani ben Sylvanas'ın şeyini de çok düşürdü bu hesapta. aynen çok çok geriye gideyim. Yani ilk Jailer'la anlaşma yapıp Valkyrilerini alıp tekrardan Azeroth'a döndüğünde anlaması gereken bir karakterdi aslında. Yarın öbür gün güç buna geçerse ne olacak Aynen. Hatta şeyini. şöyle arttırayım. Jailer gibi kozmik bir yapı niye Sylvanas'la anlaşma yapmış olsun zaten? Yani. Yani bütün evrenlere açılabilecek kapısı varken her yerden ona anima ve ruh gelebilirken herhangi bir yerden başka bir humanoid deyim hatta oraya gelebilirken neden Sylvanas'ı seçmiş olsun? Bunun kesinlikle Jailer'ın fark ettiği bir potansiyeli olması lazım. Ya zekiliğidir, ya cunningliğidir, odur budur. Ama buraya getirdiğinde yani Jailer'ın da o kadar rahat bir şekilde tutması bile yani Jailer da Sylvanas'tan bunu beklerdi. Oldu. Yani Sonrasında ruh. Söyle, söyle de ruha geleceğim evet. şimdi.
Yani benim orada demek istediğim şey şu, işte kendisi de hep her zaman şunu söylüyordu, yani herkes ölümde ya bana hizmet edecek ya ölüme hizmet edecek diyordu. Bunu mesela Three Sisters çizgi romanında işte Evet. kendi okçularına neden kardeşlerine öldürme işareti vermediğinde "In the end they are going to serve to death" diye bir şey söylemişti orada. Evet. Hepsi Death'e hizmet edecek. Günün Ondan sonunda sonra dönecekler. şeyde bir sinematik oynamıştı. Sadece Sylvanas loyalistlerine özel bir şekilde Windrunner Spire'a gidip oranın son sözünde "Sonuçta herkes Death'e hizmet edecek" dedi. Anduin bunu yüzüne söyledi. "Ya seni bir silah olarak kullanmadığı ne malum" falan diye. Ona herhangi bir şey söylemedi. Sonra o korrupt olduktan sonra hep bütün sinematiklerde onun yüzüne bakıp böyle bir pişman bir ifadeyle, kaçamak bir ifadeyle, "Ya işte bu şu an hizmet ediyor kendi iradesi dışında. Yarın öbür gün bana bu böyle bir şey olmayacağı ne malum" bunları düşünemedi, düşünemedi yıllar boyu bunları söylendikten sonra. En son gücü eline aldığında "ben kimseye hizmet etmem." İşte Evet. bu kötü bir hikaye anlatımı yani. Yani Burada biz bir aynen. şey Aynen. diyemiyoruz Yani artık. üzerine giymiş olduğun kostüm bile o an Jailer'a hizmet ettiğinin göstergesiyken, Tabii. yani çünkü şeyi okudum, birkaç yerden hizmet etmesi de partnership, yani bir ortaklık vardı gibi bir muhabbet vardı. Çok söz konusu değil yani, çünkü senden çok 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 güçlü bir varlıkla, yani yani bu şekilde Thanos gibi elini bu şekilde yapsa seni yok edecek bir varlıkla çok böyle ortaklık söz konusu değil hani. Ya bir iş bile kurduğunda bir arkadaşınla kendini bir güvence altına alırsın. Yarın öbür gün bana sırtımdan vurmaya çalışırsa ne yaparım? Bir ikinci bir planın olur. Kendi hayatını ona göre şekillendirirsin falan. Yani hiçbir şey yok, bir B planı yok. "Ben sana Evet. hizmet etmem" deyip o en yüksek güce ulaştığında ok atmak olmuyor yani. Hani bugüne kadar yaptıklarını çok kötü bir hale getiriyor. Ki başka bir şey söyleyeyim. Üstelik Silmas birinci elden görmüş ki Jailer tek eliyle daha istese servant alt, yani hizmet altında alabilir. Sylvanas'ı da Tabii. alabilir. Yanındaki diğer adamları almış. Tabii. Denatrius'u artık ona ihtiyacımız kalmadı diye bir kenara attı. Yani Aynen. Sylvanas kendi sordu. "Ne yapacağız? Düşmanın eline geçti." "Tamam" dedi. "O hizmetini Ha. tamamladı. Vakti doldu." Yani Götürün çöp tenekesini burada atın gibi. bile, aynen burada bile "ya bir dakika arkadaş" deyip anlaması gerekiyor. Ya da anlamıyorsa da bununla ilgili bir B planı devreye Evet. sokması gerekiyor. Yani Yani düşünmeye başlaması gerek. Hani yani. aynen bizim bildiğimiz Sylvanas, hani burada "ha bir dakika böyle mi? Ben sana hizmet mi edeceğim?" deyip son anda "hayır ben sana hizmet etmem" demez yani. Yani mesela onun o gücü aldıktan sonra o gücü kullanamayacak hale getirir Sylvanas. O zaman der "ben sana hizmet etmem" diye. Dizlerin üzerine yıkar Jailer'ı, biz ayakta alkışlarız. Çünkü bizim Aynen. bildiğimiz Sylvanas budur deriz. Aynen. Kurnaz. Yani dediğin gibi cunning bir Sylvanas şey olur. Yani o olması gerekirdi aslında. Tabii o olması gerekirdi Yani ama onun olmadı. için hani şey de olabilir, yani Sylvanas Raid'i biraz erken gelmiş olabilir, yani Shadow, yani ikinci raid sonuçta ve direkt Tabii. Sylvanas geldi. Ha çok fazla Sylvanas artık bir daha kaçıralım, bir daha uçuralım moduna da çok fazla girme. Çünkü 5. olacak bu sefer. Yani 5. kere Tabii. Sylvanas aynı şekilde uzaklaşıp kaçacak olacak. Ona da çok fazla yanaşmak istemediler bence. Ama yani bu hiçbir türlü tatmin edici bir şey değildi. Değil, evet. Yani kimseyi tatmin etmedi. Sevenleri de bence tatmin olmuş değil. Sevmeyenleri de tatmin olmuş değil. Çünkü bir Redemption Arc çıkacak sevmeyenler için buradan, Sylvanas'tan. Sevenleri de bu Sylvanas'ı sevmiyorlardı. Yani açıkçası Evet. bence. Hani onlara yakışmayan bir Sylvanas sunuldu en sonunda. Evet, yani kendine göre çok 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 böyle downgrade edilmiş bir karakterdir Evet. şu an Sylvanas. Yani kendi potansiyelinin bile çok altında. Hatta Warcraft 3'teki halinin bile altındadır. Kesinlikle öyle. Doğru. Yani ki o Sylvanas'a ilk yaratıldığı zaman onun bile Tabii. altındadır yani şu an. Ve burada en çok benim dikkatimi çeken şuna geleceğim. Anduin orada Sylvanas'a glitch çekti. Jailer onu puppet gibi orada kullanmadı. Anduin kendisi kılıcı çekti. Şimdi burada şöyle bir şey var. İlk Anduin'i gördüğümüzde bu formda Jailer'ın kuklasıydı. Oradan benim anladığım, hatta dedim ya şu içine şeytan kaçtı falan filan muhabbetleri vardı.
Onu Jailer yaptırırdı. Yani zıpladan da, karnını yaran da, içinden şeyi çıkaran da falan Jailer'dı hep diye düşündük. Şu an o videoda gördük ki Jailer bakmazken bile aslında Sylvanas'ın bir hamlesinde Anduin kılıcı uzattı. Jailer'dan farklı olarak. Jailer istese durdurabilirdi kendi de. Yani Anduin'e mesela bunu yaptırmasına gerek yoktu. Orada Anduin onu acaba Hür iradesi demeyeyim ama yani yine pozes bir şekildedir. Fakat artık Jailer'ın idaresinde değil de artık bir Death Knight gibi olmaya mı başladı? Soru işaretini yarattı bende. Ya ben hala daha Jailer'ın yaptırdığını düşünüyorum. Nedeni de Jailer'ın elindeki güçle birlikte eğer Anduin hal ve hareket ediyorsa aksiyonlar orada mesela gelirken kendi de durdurabilir aynen dediğin gibi. Fakat orada Anduin'i kullanarak onu öyle durdurtuyor. Yani Emri bıçağı Jailer verdi diyorsun. evet emri orada yani onun önüne geçmesi için şey verdi. Zaten hadi gel gidiyoruz falan gibi yani sesleniyor Anduin'e ama zaten onu söylemede onun arkasından geleceğini biliyor. Orada tek bir nokta cebinden düşen pusula. O belki kendi özgür iradesiyle arkaya bıraktığı bir mesaj olabilir diye düşünüyorum ben. Hasan Hani beni kendi bıraktı arayın, diye düşündük. bulun. Evet yani belki Okay. orada kendi bırakmış olabilir bunu. Çünkü bazen böyle hikaye anlatımlarında senin için değerli bir yani romanlarda, filmlerde falan da bu böyledir. Eğer senin sevdiğin bir karakter onunla ilgili çok değerli bir eşyasını arkada bırakırsa hani arasınlar, bulsunlar, beni unutmasınlar falan diye bırakılır. Aslında ben onu bir yardım çığlığı olarak gördüm. İlk sinematiği izlerken de onun öyle düşmesi orada. Ha hani pusuladır da bulun beni gibisinden falan. Gibi. Evet, Okey, aynen tamam. öyle. Hani Anladım demek benim istediğini. gideceğim yön bu falan filan gibi. Orada biraz böyle şey bir hikaye anlatımına girmek istemiş Blizzard. Yani tamam Anduin Jailer'ın peşinden gidiyor ama Anduin o aslında düşündüğünüz kötü Anduin değil. Bak hala saf bir yanı var. Ya da işte tamamen o saflık kayboluyor. Tamamen robot oldu. Hiç onu Anduin gibi düşünmeyin. Artık onu Jailer'la birlikte durdurmanız gerekiyor. Eski Anduin'e ulaşmak için. Orada da işte Anduin'in çocukluk resmi falan. Orada benim şeyim, kendi şahsi şeyim. Orada yine Arthas'a benzedirim ben onu. O yani sembolik olarak oraya düşmüştü. Yani Anduin kasıtlı olarak bıraktığını ben düşünmedim. O bir şekilde Anduin ilerlediğinde Anduin'in üzerinden düştü artık. O metafor olarak oradadır bence. Fakat çocukluk resminin de gözükmesi. Çünkü normal pusula da düşseydi gene anlayacaktık aslında ne olduğunu. Tabii Yani tabii aynı. Legion'dan beri bildiğimiz bir şeydir. Ama Oyuncular fotoğrafının da biliyor. tabii fotoğrafının da gözükmüş olması arkasında hani kendi çocukluğunu öldürmesi, kendi çocukluğun yok olması falan da aynı şey Anduin içinde olabilir gibime geldi benim. Hani yani önce çocukluğu gidiyor. Yani kendini Azeroth'a ya da benliğine bağlayan şey gidiyor. Önce yani Anduin de yavaş yavaş kopuyor gibisinden bir şeydi bence. Anladım. Ya ben en Olabilir. azından öyle Aslında öyle de yordum. olabilir. Ben Öyle de ona yordum. düşünülebilir, evet. Çünkü sürekli hani Arthas Anduin şeyi de var ya böyle birbirlerine böyle bağlama şeyi. Ki Aynen. buna ekstra şeyim de şudur. Geldik o ruh taşına. Sylvanas'a verdiğini. Yani en azından bizim videoda anladığımız şey Sylvanas'a ruhunun kalan kısmını geri verdiğidir. Çünkü ruhunun bir kısmı gittiydi Sylvanas'ın. Frostmourne'dan dolayı. Ve o taş sayesinde Sylvanas'a ruhunu geri verdi. Yani %100 bununla ilgili bir açıklama yok. En azından ben daha denk gelmedim. Yorumumuz o yönde. Bilmem Evet, sen denk doğru. geldiysen başka bir şeye. Fakat aynı kristali Anduin'in şeyi döverken, Charlemagne'i döverken Jailer'ın kullanması bendeki şey hissini yarattı. O daki o kristal, o mavi taşın içindeki ruh Arthas'ındı. Yani ben o şekilde yorumladım. Tabii ki başka bir şey de olabilir. Birinin yok Varian'dı dediğini gördüm. Yok bir başka birinin başka bir şey dediğini de gördüm falan. Ama benim kafamdaki en iyi ihtimal Arthas'ın ruhu Evet. olduğudur onun. Evet.
Ve Arthas'ın Şimdi geri gelmesi şu... onun, hani ben hep şeyi düşünüyorum kafamda, Anduin'in bu hale gelmesinden çıkma hali benim hep kafamda, o şekilde de olsun çok isterim. Anduin Light'ın gücünü de hani Shadowlands'a getirdi ya, bir şekilde artık kendini toparlayabildiği zaman, bu raid'de olur, orada olur, burada olur, tabii ki bizim sayemizde olacak olan bir şeydir. Fakat kendi benliğini toparladığı anda Light'ın da gücüyle o rünlerin tamamen temizlenmesi, ki aynı örnek Ashbringer'da da vardı. Corrupt olduktan sonra tekrar Light'la temizlenmesi. Aynı şekilde Anduin'in tamamen Light'ın gücüyle temizlendikten sonra Arthas'ın ruhunun oradan çıkacağını ve Arthas'ı o şekilde ancak görürsek göreceğimizi düşünürüm ben. Böyle olmasını da çok isterim açıkçası. Yani olabilir, evet. Çünkü şimdi ilk sinematiği izlediğimizde o Kingsmorn yapılırken alınan taştan biz sadece şöyle bir şeye sonuca varmıştık. Ha, demek ki Mornblade yapılırken, ki buna Frostmourne da dahil, işte böyle bir taşa ihtiyaç duyuluyor. Evet, bir Fakat aynı elementtir bu. taşı, aynen. Fakat aynı taşı sinematikte, Sylvanas'ın sinematiğinde alıp da onu içinden kırdıktan sonra bir ruh olduğunu şey yaptıktan sonra, o zaman şunu düşünmeye başladık. Demek ki Mornblade'lerin içerisine ya bir ruh konuyor ya da ikisi farklı taş. Runeblade'lerin o güce sahip olması için başka bir güç var. Diğer ruhlar da aynı kristallerin içine konuyor. Şimdi eğer Mornblade yapılırken içerisine ruh konuyorsa, o Arthas'ın ruhu olabilir. Doğru. Ama herkesin ruhu olabilir. Yani Tabii sadece ki. Arthas'ın değil. Tabii ki. Ama bu sefer kafamızda şöyle bir soru işareti olabiliyor. İlk Mornblade yapılırken, yani bir tek Kingsmorn değildi. İşte mesela Frostmourne da yapılırken onun içerisine o zaman kimin ruhu kondu vesaire gibi sorular da oluyor işin içerisinde. Yani Mourne bir blade'i, bir normal bir silahı Mourne blade'e çevirirken içerisinde ruh olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Öncelikle ilk soru o. Evet. Eğer buna evet dersek, Arthas'ın ruhunun da olma ihtimali yüksek olabilir tabii ki orada. Ama ben Arthas'la ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Arthas'ın ölüm sinematiği, bence Wrath of the Lich King, şu ana kadar oyun içerisindeki sinematiklerden en güzel olanlarından biri. Dolayısıyla hani birçok insan Arthas Redemption istiyor, biliyorum, evet. Fakat o kadar güzel ve o kadar edebi bir sinematikti ki, hani babasının ruhunun kollarında ölmesi falan, yani inanılmaz duygu yüklü. Hani bazı şeyler böyle geçmişte o şekilde kalsa çok çok daha iyi olur Evet. diye düşünüyorum. Ya Ama kesinlikle. tabii ki de olabilir. Yani Arthas'ın ruhu o Mourne'un içinde olabilir. Sonradan onun ruhu çıkar. Belki Mav'da bedenini buluruz falan. Ama bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu Alfa zamanında biz bir röportaj yaptığımız zaman bize üstüne basa basa şey söylemişlerdi. Yani Arthas Shadowlands ek paketinin böyle çok çok önemli bir karakteri olmayacak. Bunu söylemişlerdi. Fakat bunu söylediklerinde henüz daha Bastion sinematiği de olmamıştı. Yani orada Uther'le Arthas arasındaki ilişkiyi falan görmemiştik. Dolayısıyla yani eğer hala o dedikleri doğruysa, öyle bir şey çıkacağını ben çok zannetmiyorum. Ama ben de eğer olursa, ya Arthas zaten bu oyunda olduğu sürece güzel olur zaten. Ben de isterim tabii ki. Ya Arthas'ın yani kılıçtan çıkıp da devam etmesi ya da şeyi falan, öyle bir şey deriz benim istediğim. Yani silindiği zaman kılıçtan çıkması, orada yani kendinin babasının hani konuştuğu gibi bir şey söyle, ondan sonra yok olması tarzı bir şeydir benim beklediğim. Anladım, Ya anladım. da Olabilir, öyle bir çünkü şey de zamanında da olabilir. Arthas aslında Light'ı kullanırdı. Yani kendinin Light ile birlikte Anduin'e kendi Light'ından da veriyor olabilir hani. Kendinin de ya Tabii. üzerinde hiç kalmamıştır Arthas'ın, ama hani ruh olunca saf bir şey diye düşünürsek belki kendi içinde hala da Light'tan bir parça da olsa bir şey kalmış olabilir. Olabilir. Ya ben bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Shadowlands'ı bir devri kapatıyor gibi görüyorum. Mesela Legion'da Burning Legion'ı tamamen ortadan kaldırdık ya, bir devir kapandı. Shadowlands'te de Warcraft 3'ten bildiğimiz bütün, hani o geçmişten kalan aklımızdaki soru işaretlerinin hepsi birer birer yok oluyor, kapatılıyor. Yani Sylvanas mesela ruhuna geri kavuşuyor, Banshee'liği gitti. Kel'Thuzad
Artık yeniden gelecek gelecek diyorduk. Gelmeyeceğinden eminiz çünkü plak derisini kırarak öldürüyoruz. 9 Valkir, Sylvanas'ın 3 Evet. tanesi ayaktaydı. Onlar öldü. Onlar da kesildi. Nerzul'un ruhu, Remnant of Nerzul, o da raid'de artık ortadan kaldırılıyor. Yani gittikçe Warcraft 3'ten ya da bizim gençliğimizden, çocukluğumuzdan bildiğimiz bütün karakterleri yavaş yavaş kaldırıyorlar, bitiriyorlar. Yani bir final yapıyorlar oradaki hikayeye. Tiran'da da aynı şekilde. Evet. Yani dolayısıyla nasıl diyeyim? Hani mesela böyle uzun soluklu bir dizi izlersin de son sezonda içine bir hüzün çöker ya, her şey böyle tatlıya bağlanmaya başlar. Böyle bölümler oynadıkça o sezonun finali gelmesin istersin falan. Shadowlands'te de biraz o duygular oluşmaya başladı bende. Özellikle Sanctum of Domination raidinde. O işte Ner'zhul'un karısı Rukal'ı sayıklayarak ağlaması, sana geliyorum diyerek ölmesi. Ne bileyim işte o Garoş. 9 Valkyr'den üçünü falan şey yapıp artık onların aramızda olmayacak olması ve Bolvar'ın Sylvanas'a artık seni kurtaracak Valkyr kalmadı demesi. Ne bileyim mesela Helya ile quest zincirinde onunla hesaplaşmamız, Moezala'nın şey, yani o Death'le ilgili kısımlar aynı Burning Legion'da olduğu gibi, Legion Ekbakan'da olduğu gibi yavaş yavaş kapatılıyor. Dediğim gibi Arthas eğer bu konuda açık bir nokta olarak görülüyorsa o da kapanacaktır o zaman. Yani öyle bir şey hissettirtiyor şu an Shadowlands birazcık da. Bakalım yani ilerleyen günler neler gösterecek tabii. Belli olmaz. Aynen öyle. Tamam. Son olarak bu ruh konusunda, Sylvanas'ın ruhu konusunda ne aldı? Bundan sonra sence ne olur diye bir spekülasyon yapalım ve kapayalım. Evet, yani benim spekülasyonum şöyle onunla ilgili olarak Sylvanas eğer kendi ruhunu orada aldıysa insanların onu affedebilme ihtimali daha çok artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık o bizden biri olacak. Yani en Sylvanas için çıkar yol o çünkü şu an. Instagram'da konuştuğumuz muhabbete dönecek şu an bu. Yani ya Sylvanas bunların hiçbirini hatırlamazsa falan Ha böyle evet. bir anda öyle Ya bir aha falan öyle. aynen ben O öyle bir oralde şeyim gelirsin. vardı. Ben yani o sinematiğin kapanırken işte hemen onu durdurmanız lazım şeyi yetişmeden deyip bayılıyor ya. Aha. Acaba ruhu geri geldikten sonra o şokla Arthas'ı mı sayıklıyor? Samwell'e ulaşmasın diye mi şey yaptı? Yani Jailer'dan haberi bile yok olduğu bir ana mı denk geldi orası diye bir spekülasyon yapmıştık. Şimdi öyle bir şey olursa hani geçmişinde yapmadığı bir şeyi hatırlamayan bir insanı ne kadar yargılayabilirsin? Yani o kişi değil Yani çünkü o. Anlatabiliyor muyum? evet Ruhu geri gelmiş, evet gelmiş yani. evet Yani eğer Sylvanas'ı bir kurt yani Sylvanas'ı kurtarma operasyonu yapıyorsa Blizzard bu konuda en mantıklı ve çünkü ben bununla ilgili bir de anket yapmıştım sosyal medyada hem Twitter'da hem Instagram'da. Yani çoğunluk evet diyor. Bazılarının kafası karışık. Tam emin değilim diyor Ben ama hayır yani dedim ama. çoğunluk evet, çoğunluk evet diyor. Tabii ki de bunların bir şeyi olur. Zaten Jailer de bunun farkında ki seni onların merhametine bırakıyorum diyerek gitti. Yani Sylvanas'ın bir ceza beklentisi tabii ki de herkes de var. Ama bence yani bundan sonrası tabii daha şey mesela Sylvanas'ın ne kadar Banshee güçlerinden artık kullanamayacağı, Death güçlerinin ne kadarının gittiği, artık eski Aleria gibi kendi normal elf haline dönecek mi, bizim gibi bir mortal mı olacak? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Nasıl bir yol haritası çizdiklerine göre de bu olay değişecek. Horde'da Benim korkum Forsaken'lar ne olacak? Nasıl Forsaken'lar devam edecek? vesaire. Horde'da Forsaken'lar nasıl devam edecek? Tabii. Yani şey kitabına göre Shadows Rising kitabına göre şu an Forsaken'lara Lilian Vos liderlik ediyor şey olarak. Ne denir ona? Diplomatik olarak. Yani Evet. Horde'un konseyinde Forsaken'lara söz söyleme hakkı Lilian Vos'un. Fakat onlara Kalia Menethil de ellerinden tutuyor, biraz yardımcı oluyor ama Kalia Menethil genel Forsaken'lar için yani elflere de yardım ediyor, Horde'daki Forsaken'lara da yardım ediyor vesaire. Peki çoğalmaları nasıl olacak? İşte artık çoğalmaları olmayacak ve işte Sylvanas da o haline döndükten sonra artık bilmiyorum yani ileride onunla ilgili yani benim en büyük korkum Shadowlands'te
Sylvanas bu haline döndükten sonra aynı Wrath of the Lich King'deki gibi bir yaşam amacı bulamadığı için son boss'ta kendini feda etmesi ve gerçekten öldürmesi gibi bir durum belki speküle edilebilir burada. Çünkü seveni yok artık Sylvanas'ın. Bunu kendi de biliyor. Yani ne kadar nasıl kendini tekrardan o topluma, komüniteye kabullendirebilecek? Yani ne Alliance'da bulunabilir, ne Horde'da bulunabilir, ne yaptıklarını hadi hatırlamıyorsa, bir nebze de hatırlıyorsa ve Daha kötü. hatırladıktan sonra ruhuna geldiyse ben bu kadar şey yaptıktan sonra nasıl yaşayabilirim vesaire. Yani bu artık bilmiyorum Blizzard'ın çözeceği bir konu ama benim en büyük korkum Sylvanas'ı Blizzard'ın bu expansion sonunda kendini feda ederek Jayler'ı durdurarak öldürmesi falan olur diye düşünüyorum. Yani dediğimiz gibi Sylvanas artık öyle bir noktadadır ki aslında şu andan itibaren hiç kimseyi tatmin etmeyecek. Yani ne yaparsa Evet. yapsın birileri tatmin olmayacak. Bu kesin yani. Aynen Ya öyle. hani bu her Kesin. zaman vardır tabii ki. Yani her savaşta da ilk birinci savaşta da ikinci savaş anlatırken de kitaplar çıkar şeyde gene insanlar tatmin olmaz. Onda değilim. Fakat şu an öyle bir hale getirdiler ki yani insanlar arasında ciddi problemler yaratmaya başladı. İlişki çatırdatmaya başladı bu iş artık insanlar Evet. arasında ve hiç kimseyi asla tatmin etmeyecek artık. Yukarı Tabii. tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal olayıdır artık. Aynen öyle. Yani bu noktada da ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Yani bu videoyu seyreden arkadaşlar da şunları aklından çıkarmasınlar. Yani biz burada sevdiğimiz bir Warcraft lore üzerinde yorum yapıyoruz. Bizim burada üzüldüğümüz noktalar da, sevindiğimiz noktalar da bunların zaten daha güzel yapılabilir olduğunu düşündüğümüz için bu eleştirilerde bulunuyoruz. Yoksa Sylvanas'ı hani Sylvanas'ı sevmeyen bir karakterin bile o karakter eğer sevilmemenin hakkını veriyorsa aslında hikaye sevdiğimiz için seviyoruz. Ben öyle bir insanım mesela. Hani Aynen. Sylvanas'ı ben seviyorum fakat hikayede destekliyor muyum? Desteklemiyorum. Çünkü Sylvanas'ın yapmış olduğu hareketler ben kendimi roleplay yapıyor olarak ya da o dünyada şey yapsam sevmeyeceğim anlamına geliyor. Ya da o karakterle ilişki içerisinde bulunmak istemeyeceğim anlamına geliyor. Dolayısıyla hani hikayede böyle fanatiklik yapmadan tabii bu biraz zor. Yani çünkü insanlar hani kime laf söylesen bir şekilde kendi üstüne alınıyormuş gibi hissediyor. Evet, Fakat hiç evet. öyle alınmasınlar yani. Biz zaten hepimiz Warcraft hikayelerini seven insanlar olarak bir arada olduğumuz için her türlü fikre de açığız ama keşke Blizzard bu hikayeleri daha güzel anlatabilse diye düşünüyoruz açıkçası. Yani çok Bunu da güzel, söyleyelim yani. yani çok güzel anlatmış olduğu hikayeler de var. Çok zevkle okuduğumuz hikayeleri de Tabii. var. O yüzden yani bu Sylvanas konusu. Sadece Sylvanas değil aslında. Horde Alliance'da da aynı muhabbet vardır, Tabii. şey vardır. Hı. Yani sonunda bu bir oyundur. Ve Aynen yani öyle. Onun eğlenmek için çıkmış bir şeydir. oyun olduğunu Eğlenmediğini, unutmadan. yani eğlenmediğin zaman demek ki başka oyun oynaman gerekir. Ya da kesinlikle bu oyunu oynama falan ya da bu kadar söyleyeceğine oynama diye bir şey yapmak istemem. Haddime de değil asla. Kimseye de öyle bir eleştiri yapamam. Ama şöyle bir şey vardır. Yani oyundur. Ve birkaç Evet. tane insanın düşüncesinden çıkar bunlar. Tabii ki herkesin farklı düşünceleri vardır. Herkesi tatmin edecek sonlar farklıdır. Ama bu sadece Warcraft için değil. Kitaplar için de öyledir, filmler için de öyledir, şarkılar için de öyledir, Tabii, sanat kesinlikle. için de öyledir. Yani her yerde öyledir bu. Sadece bunların amacının eğlence olduğunu bilincinde olmamız gerekir. Yani bu ne bir politikadır, ne bir Tabii. futbol maçıdır, ne de o tarz bir şeydir ki yoğun bir fanatiklik yapılabilsin üzerinde. Oyun içi olan Aynen bir öyle. şeydir. Ve kimsenin kimseyi üzmesine de gerek yoktur bence. Hep Tabii birlikte kesinlikle oynamak dururken katılıyorum. böyle bir şey. Aynen öyle. Evet Miracığım, ağzına sağlık. Kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Böyle bir konsepte bir araya Asıl getirdin bizi. Sohbet ettik. ben teşekkür ederim. Bu videonun Sağ sonuna geldik olasın. arkadaşlar. İyi yorumlarınızı bekledik. Aynen öyle. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi günler.